Malum koronavirüs pandemisi nedeniyle okullar 2 yıla yakın kapalı kaldı. Bu süreçte hem öğrenciler derslerinden oldu, eğitimlerine ara vermek zorunda kaldı. Her ne kadar internet üzerinden, televizyon üzerinden bir şekilde devam ettirilmeye çalışılsa da burada fırsat eşitsizliği eğitimdeki derinleşti. Şimdi okullar açıldı, 2,5 aylık bir dönemde yüz yüze eğitim görüldü ve şimdi de tatile giriyor öğrenciler, bir haftalık tatile çıkıyor. Bu dönemde hem öğretmenlerin hem velilerin kaygıları vardı. Pandemiye yönelik kaygıları vardı. Bunlar giderildi mi? 2,5 aylık dönemde neler yapıldı? Kaç sınıf kapatıldı? Ne gibi eğitime dair sorunlar oldu? Bunları konuşacağız şimdi. Eğitim Sen Genel Başkanı Profesör Doktor Necla Kurul ve Veliler Yönetim Kurulu üyesi Ali Aluç yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Merhabalar Ali Bey. Devran Hanım, merhaba. Hoş geldiniz tekrar efendim. Şimdi Sayın Kurul, sizinle başlayalım mı? Daha önce bu ekrandan çok defa konuştuk. Öğrencilerin sorunlarını, öğretmenlerin sorunlarını, özellikle pandemiye dair kaygıları. 2,5 aydır sürüyor yüz yüze eğitim. Burada kaygılar giderildi mi? Ne durumda pandemiye ilişkin tedbirler? Aslında 2,5 ay bile olmadı diyebiliriz. Hı hı. Şöyle ifade edelim. 6 Eylül'de açıldı. Biliyorsunuz bir hafta gerekli hazırlıklar yapılmadığı için eğitim öğretime tam olarak başlanamamıştı. Bir de bir uyum süreci geçti. O günden bugüne 2 aylık bir zaman dilimi geçti. Bu 2 ay içerisinde sorunların önemli bir kısmı hala varlığını sürdürüyor. Örneğin kalabalık sınıflar konusunu çözebilmiş değiliz. Çünkü Eğitim Bakanlığı hani bütçe görüşmelerine de baktığımızda bakanlığın kendi kaynaklarında bile 30 öğrencili sınıflar, ki okul sınıflar genellikle küçük, 30 öğrenci demek bizim biraz büyükçe salonumuzda 30 öğrencinin 6 saat, 7 saat, 8 saat ders yapması demek. Bu kalabalığın büyüklüğünü gösteriyor. Burada bile yol alınabilmiş değil. Bakanlığın gerekçesinde, bütçe gerekçesinde 30 öğrenci ve daha yukarıda öğrenci sayısı olan şube sayısının neredeyse %25'lerin üzerinde ilkokul ve ortaokul için, ama liselerde durum daha vahim, %60'lar düzeyinde 30 öğrenci, 40 öğrenci, 50 öğrencili okulların olduğunu görüyoruz. Bu sıkışık, kalabalık okullar anlamına geliyor ve mesafe dediğimiz tedbirin alınamaması anlamına geliyor. Öğrencilerimizin önemli bir kısmı için. İkincisi tabii derslik ihtiyacı, aynı zamanda öğretmen ihtiyacı da karşılık geliyor. Ataması yapılamayan, yine yüz binlerce öğretmen beklerken inşaat işçisi olup binalardan düşüp hayatını kaybederken öğretmen açığı var bir taraftan da, bu karşılanmış değil. Hı. Ama diğer bir sorun, 2 ay boyunca öğretmenlerimiz geçmiş 1,5 yılın, hatta daha önceki yılların, çünkü çocuklar unutmuşlar birçok bilgiyi, bu 2 ay içerisinde eskinin telafisini yapmak için ciddi bir biçimde çalışma süreci içerisinde oldular. Büyük bir baskı altında bu süreci yürüttü öğretmenlerimiz. Bu bakımdan ben kendilerini özverili çalışmalarından dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımızı iletiyoruz sendikamız olarak. Öğrenci sayısı çok fazla. Müfredatta bir seyret mi yapılmamış? Geçmiş 1,5 yılın, 2 yılın müfredatıyla birlikte bu yılınkini de birlikte vermeye çalışmak öğretmenlerimize çok ağır görevler ve sorumluluklar yüklenmiş oldu. Bu yönüyle öğretmenler büyük bir baskı altında. Ayrıca ikinci bir baskı, Ebru Hanım, biliyorsunuz toplu iş sözleşmesi süreci tamamlandı. Yakın zamanda gelen zamlarla birlikte öğretmenlere ilk ayda verilecek %5'lik zam neredeyse ortadan kalkmış oldu. Öğretmenlerimiz geçim zorlukları içerisinde ayın sonunu geçirmekte gerçekten güçlüklerle karşılaşarak çalışma sürecinde, faaliyetlerde bulunmak istiyorlar. Bu bakımdan sorunlar var. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi kapatılan sınıfları biz sendik olarak bir süre izledik. Fakat daha sonra bakanlık bu verileri açıklamayın dediği için bize geri dönütler de çok azaldı. Azaldığı için de biz hani bu veriyi paylaşmakta çok yarar görmedik. Ama tabii kapanan sınıflar olgusu devam ediyor. Tek sorun burada. Öğrencilerimize eve yollanan, karantinaya alınan öğrencilere uzaktan eğitimi verildiği iddia ediliyor. Ama bunun hangi etkinlik düzeyinde olduğuna dair bir açıklama yapılmış değil. Bu daha ciddi bir sorun. Yine eşitsizliklerden söz ettik. Eğitim eşitsizlikleri çok ciddi bir boyutta. Bazı okullar var ki 20 öğrenci ve daha az sınıflar var.
Ama benim iş yeri gezilerinde gözlemlediğim kimi kalabalık okullarda birinci sınıflar bile 48 öğrencili. Bakın 48 öğrenciye bir öğretmen okumayı, yazmayı, oturmayı, kalkmayı, sosyal ilişki kurmayı, arkadaşlarıyla konuşmayı nasıl öğretebilsin? Gerçekten ciddi sorunları var eğitimde eşitsizlik bağlamında. Milli Eğitim Şurası'nın da konularından birisi hani tırnak içinde fırsat eşitliği. Ama biz ona eğitimdeki eşitsizlikler diyoruz. Çünkü çocuklarımızın koşulları aynı değil ama aynı sınıflara giriyorlar. Aynı sınavlara giriyorlar. Bu bakımdan koşulları eşitleyen, eğitim sürecini de eşitleyen bir sürece ihtiyaç var. Evet, peki Sayın Alıcı'ya da soralım. Bu dönemde siz de dediniz ki Sayın Kurul, işte müfredat, önceki müfredatı da verip, işte şimdiki müfredatı da verip bir anda yükleme yapıyorlar. Hem öğretmenler için zor, hem öğrenciler için zor bir anda bu kadar yükleme yapılması. Aynı zamanda veliler için de zor elbette. Velilerin başka kaygıları da var pandemiye ilişkin. Sayın Alıç, siz de velilerin sözcüsü olarak neler söylemek istersiniz bu 2-2,5 aylık süreçte neler yaşandı? Öncelikle bizi izleyen tüm halkımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Sevgili hocam birçok şeyi çok güzel özetlediler. Şimdi yani 2,5 aylık süre içerisinde kaldı ki ben öncesinden de bahsetmek isterim. Biz veliler olarak okullar açılmadan önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlıkların alınması noktasında çalışmaların başlatılmasını istemiştik. Ancak buna yönelik hiçbir çalışma yapılmadı. Bugüne kadar da yapılmadı. Mesela toplum yararına programı kapsamında sınıflara okullara temizlik görevlileri ve güvenlik görevlilerinin atanması yapılacaktı. Bunlar yapılmadı. 70 binin üzerinde okulun olduğu bir yerde çok az sayıda, yani her okula bir öğretmen, bir temizlik görevlisi bile düşmüyor. Yani 0.4 olarak tespit etmiştik en sonki verilerimizde. Temizlik görevlisi atanıyor. Bunların hepsi olumsuz. Hocam bahsetti Necla Hanım. Şimdi biz sokağa çıktığımızda sosyal mesafe diyoruz. Sosyal mesafeyi 1,5 metre olarak tanımlıyoruz. Şimdi 1,5 metrelik sosyal mesafeyi sınıflarda tanımladığınızda sınıfa öğrenci almamanız gerekiyor. 3-4 öğrenciyle bunu yapmanız gerekiyor ki imkansız, zor. Onun dışında bizim kaygı ve endişelerimiz çok büyük tabii ki. Mesela bir havalandırma sistemi çözülemedi. Bir havalandırma yapılamadı sınıflarda. Ve okullara harcanan bütçe çok komik bütçeler. 40 lira gibi bütçelerden bahsediyoruz. Bu Hollanda'da 2500 pound, Amerika'da 1600 dolar gibi bütçeler ayrılarak bu önlemler alınmaya çalışılıyor. Ama öyle bir durum yok. Sınıfların seyreltilmesini söyledik. Bizler de aynı Eğitim Sen'deki dostlarımız gibi sınıflar seyreltilmeli, dersler seyreltilmeli. Yani ders müfredatında değişikliğe gidilmeli bu dönemde dedik. O da olmadı. Ek öğretmen ataması dedik. 15 bin öğretmen atandı değil mi sevgili hocam? 15 bin öğretmen ataması yapıldı ama Şubat'ta başlanacak. Yani niye Şubat'ta başlıyorsunuz? Zaten stres ve sıkıntı had safhada. Biz sınıfların sayısını arttırın, sınıftaki öğrenci sayısını azaltın, ek öğretmen atamaları yapın, hatta öğretmenlerimize ek bütçe oluşturun diyoruz. Sanki biz bunları farklı şey söylüyoruz gibi bambaşka şeyler yapılıyor. Onun dışında şimdi baktığınız zaman okul önlerindeki güvenlik sorunları, servislerdeki sorunlar, bunların tamamı üst üste geldiğinde sıkıntı büyüyor. Şimdi fırsat eşitliği, eğitimde eşitlik, öyle bir eşitlik yok. Maalesef yok. Türkiye'de bir tableti dağıtamadık. Türkiye'de her yer İstanbul, her yer Ankara, her yer İzmir değil. Kırsal kesimleri düşünün lütfen. Kırsal kesimde tableti, bilgisayarı, interneti olmayan yer var. Dedik ki ücretsiz internet her noktaya sağlayın. İnsanlar ücretsiz olarak internetten yararlansınlar. Hayır. Peki şimdi bir bütçe bahsediliyor. Bu bütçenin önceliği ne diye sorduğumuzda eğitim değil, sağlık değil, güvenlik değil. Ne? Tamamen ticari kaygılar. Şimdi böyle olduğu zaman siz eğitimde ileriye dönük bir çalışmayı örgütleyemezsiniz. Zaten her geçen gün laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşılıyor. Belki birazdan konuşuruz. Yeni müfredatlara neler almak istiyorlar arkadaşlar çaktırmadan. Onları da konuşuruz, şurayı da konuşuruz. Ama biz endişeliyiz sevgili dostlar. Kaygılıyız sevgili halkımız. Yani bu kaygıyı tahmin ediyorum siz yaşamıyorsunuz. Ama gelin ben diyorum birlikte yaşayalım bu kaygıyı. Biz eğitmenler, öğretmenlerimiz ve eğitim emekçileri, aynı zamanda veliler, öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı,
Bu işin üçlü saç ayağıyız. Birlikte olalım. Birbirimize karşı durarak değil, birbirimizle dayanışma içerisinde ve birbirimizden fikir alışverişi yaparak bu önümüzdeki süreci örelim hep birlikte. Biz de okullar kapanmasın istiyoruz. Yani okullar kesinlikle yüz yüze eğitime devam etsin istiyoruz. Çünkü olayın bir başka boyutu var. Okullar kapandığı zaman çocuklarımız evde ekrana daha fazla gidiyorlar ve psikolojik sorunlar, pedagojik sorunlar oluşuyor. Sosyal anlamda sosyalleşmenin önüne geçiyoruz. Yani o kadar çok şey var ki aslında, yani anlatmaya kalsak bunlar sadece özet şeyler olsa gerek diye düşünüyorum. Evet, şimdi birçok başlıktan bahsettiniz aslında konuşulması gereken. Belki daha uzun soluklu bir yayında bunları ayrıntılı bir şekilde konuşuruz ama böyle birkaç cümleyle son sözlerinizi alalım mı? Buyurun, sizden devam edelim yine Sayın Alıç, ardından da Necla Hanım'a dönelim. Ya biz bir kere Milli Eğitim Bakanlığı'yla birlikte şu şurada olmak istiyoruz. Bununla ilgili dilekçe verdik. Eğitim sendikaları da olmalı. Bizler de olmalıyız. Dolayısıyla sözümüz var söyleyecek. Önerilerimiz var, düşüncelerimiz var. Bununla ilgili maalesef bizim başvurumuza cevap verilmedi. Biz de alternatif şuramızı yapıyoruz. Yani Türkiye genelinde katılımcılarla birlikte tahmin ediyorum 27 Kasım'da olacak ve İstanbul'da olması öngörülüyor ama daha değişebilir. Bir şurayı da biz toplayacağız. Çünkü bizim de söyleyeceklerimiz var. Milli Eğitim Bakanlığı dikkate almalı bunu. Mesela bir örnek vereyim. Bir ara Milli Eğitim Bakanımız ne dedi? Kapanan okul yok dedi. Biz hayır, iki tane kapanan okul var. Şu okul dedik. Cumhurbaşkanı evet, kapanan iki okul var dedi. Milli Eğitim Bakanımız evet, iki tane okulumuz kapalı dedi. Yani buna gerek var mı? Milli Eğitim Bakanlığı şeffaf, adil ve hesap verebilir olmalı karşılıklı. Bizler de bir tarafsak biz de bunun bir tarafı olmak üzere birlikte çalışmaları örmek istiyoruz. Ben özellikle eğitim emekçilerine, çalışan bütün herkese teşekkür ediyorum bu süreci ördükleri için. Ama sıkıntılar maalesef devam ediyor ve had safhada devam ediyor. Bunun da bilincindeyiz. Sözümüzü söylemek istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Peki Sayın Kurum, size de soralım. Son sözlerinizi, bir de bu şimdi yaşanan aksaklıklar. İşte Sayın Alış da bahsetti. Kapatılan sınıflar, kapatılan okullar. Buradaki süreç nasıl tamamlanacak? Yani bu aksaklık nasıl giderilecek? Şöyle kısaca alırsak. Önümüzde bir fırsat var aslında. O da Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini ve diğer tüm merkezi yönetim bütçesini şu anda mecliste konuşuluyor olması. Komisyonda tartışmalar devam ediyor ve genel kurula gelecek. Eğer meclis ve mecliste çoğunluğu bulunan AKP ve MHP iktidar bloğu taraflarını bulundukları zemini eğitimden ve sağlıktan, yani insan hayatından kurarlarsa Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan bütçe çoğaltılabilir. Oysa şu ana kadar kendilerinin öngördüğü bütçeye ilişkin iki kriter var. Birincisi Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ve YÖK bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içerisindeki oranı neredeyse aynı kalmış durumda. Artırılmamış. Yani pandemi devam ediyor. Eğitimin çok ciddi anlamda sorunları var. Ama bütçe artırılarak öngörülmemiş. İkincisi de dünya ölçeğinde hani bir kriter olan milli geliri oranı. Milli geliri oranı, hani bir refah içinde olduğumuz vesaire iddiaları olduğu için bu refahtan biraz da Milli Eğitim Bakanlığı pay alsın diyoruz. Ama bakıyoruz ki öngörülen bütçede yine eğitime yeterli sahip ayrılmamış, azalmış hatta bu kriter açısından. O yüzden önümüzde seyretme çalışmalarını tamamlayabilmek için okul ve derslik inşası için bu bütçe gerekli. Öğretmenlerimizin daha iyi çalışma yaşamını sürdürebilmesi için, insan onuruna yaraşır bir ücret alabilmesi için yine aynı zamanda TİS görüşmelerini aşan bir yerden öğretmenlerimize bu bütçe üzerinden kaynak ayrılması mümkün olabilir ve ücretleri bir miktar yükseltilebilir. Tabii ücretli gerçekten yardımcı personel çok önemli. Ali Bey'in ifade ettiği gibi çok ciddi bir sorun bu. Bu konuda da adımın atılması. Onu da bütçeyle karşılayacağımız için bu bütçeden bütçe hakkımız bağlamında daha çok kaynak istiyoruz. Ve hem öğretmenlerimizin, sevgili öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin bu tatilde çokça okumasını diliyoruz. Hem de dinlenmelerini. Evet. Peki çok teşekkür ederiz her ikinize de katkılarınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.